Kainatı yoktan var eden, kurda kuşa rızkını veren, ağılda oğlak kuzulasa çayırda ot bitiren, bizi eşrefi mahlukat olarak yaratan, akıl veren, iman veren, kardeş kılan Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet, Seyyidül Mürselin, Resulü Sakaleyn, İmamül Müttakin, Hatemün Nebiyyin, Seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat olsun. Aline, ashabına, siz değerli kardeşlerim, sevgili izleyiciler, değerli konuklar, hepinize selam olsun. İftarınız mübarek olsun, bereketli olsun, dualarınız kabul olsun inşallah. İyiler ve kötüler her zaman olacak. Siz ne kadar iyi olursanız olun, imtihan bitmeyecek. Gülün yanında dikenler olacak. Bazen Allah evlatla imtihan edecek. Bazen sağlıkla imtihan edecek. Bazen mal ile imtihan edecek. Bazen komşuyla, bazen akrabayla, bazen iş arkadaşıyla, iş yerinde bela, musibet gelecek, sizi bulacak. İyilerin iyi olduğu, kötülerin kötü olduğu şu imtihan dünyasında test edilmeden insanlar ölmeyecek. Bazen inişler olacak, bazen çıkışlar olacak. Allah bazen zenginlik, bolluk verecek, ferahlık verecek, güzellik verecek, neşe, sevinç verecek. İşte o zaman imtihan edileceksin. Şımaracak mısın, azacak mısın, yoldan çıkacak mısın belli olacak. Bazen de Allah darlık verecek, yokluk verecek, sıkacak, kısacak, daraltacak, bunaltacak, düşmanlar etrafını saracak. Ummadığın yerden darbeler yiyeceksin. Ummadığın kişilerden kötülük göreceksin. İşte o zaman haktan, hakikatten, doğrudan ayrılacak mısın? Yine sınanacaksın. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Önemli olan hep doğru kalmaktır. Bazen eğrilerin yükseldiğini göreceksin. Yanlış yapanların, dalkavukların, hainlerin, kötü insanların işlerinin rast gittiğini göreceksin. Onlara iltifat edildiğini göreceksin. Onlara para dağıtıldığını göreceksin. Onlara mevki dağıtıldığını göreceksin. İşte o zaman bakalım sen de eğilecek misin? Sen de yamulacak mısın? Sen de yağcılığa başlayacak mısın? Sen de kötülüğe başlayacak mısın? İmtihan olacaksın. Eğri olursam yay gibi elde tutarlar beni. Doğru olursam ok gibi yabana atarlar beni deyip eğrilecek misin? Doğru olup 9 köy kovulmaya razı olacak mısın? Allah diyor ki doğrular için, ey doğru kullarım, has kullarım, iyi kullarım, onlar Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Onlar insanlara menfaat için eğilmezler. Bir bela, musibet geldiği zaman da inna lillah ve inna ilahi raciun diye teslim olurlar. Mücadele ederler. Eliyle, diliyle, kalbiyle mücadele eder. Men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu biyedi. Sizden biri bir kötülük görürse eliyle düzelsin, seyirci kalmasın. Fe in lem yastati fe bi lisani. Gücü yetmezse eliyle, ben zaten bir çareyim, yaşlı başlı bir insanım derse, diliyle müdahale etsin, kötülüğe seyirci kalmasın, haksızlığa seyirci kalmasın. Söyleyemiyorum, söylesem de kimse anlamıyor, beni dinlemezler zaten diyorsan, fe in lem yastati fe bi kalbik, kalbinle buğz edeceksin, fe bi kalbihi, kalbiyle buğz edeceksin. Ve zalike edafül iman. Bu ise imanın en zayıfıdır. Bu da yoksa iman yoktur sende. Kötülüğe karşı kalbinde buğz olacak. Kötülüğe razı olmayacaksın.
Hiçbir şey yapamıyorsun. Kötülüğü görmek istemiyorsan iki yol var. Bir, ya gözünü kapayacaksın, teslim olacaksın, kulağını kapayacaksın, duymayacaksın, evine kapanacaksın, evden çıkmayacaksın. Birinci yol bu. Yani mahkum olacaksın. Kötülerin diyarında mahkum olarak yaşayacaksın. İkinci bir yol daha var. İkinci yolu Allah bize gösteriyor. Bakın ayeti kerime, Nisa suresi 97'de diyor ki Allah, bela geldi, musibet geldi, kötü insanlar üzerine çullandı, zalimler zulmediyor, evladını elinden alıyorlar, kötü alışkanlıklara bulaştırıyorlar, kocanı elinden aldılar, meyhaneden gelmiyor, kumardan gelmiyor, bataklıktan çıkmıyor, kızının nerede gezdiği belli değil. Şaşırdın kaldın, Allah'ın yolunda yürüyemiyorsun. Ayaklarında bukağlar var, zincirler var. Seni mahkum etmişler, kötülüğün içerisindesin. Etrafın sarılmış şeytanlarla, tuzaklarla, her türlü melanetle. Allah yolu gösteriyor. Ne yapacaksın? İnnellezîne teveffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim kâlû fîme küntum. Kendilerine zulmederlerken melekler canlarını alıyor. Hem dışarıdan zulmediyorlar o insana, hem kendi kendine zulmediyor. Haksızlığa düşüyor, günaha düşüyor, zulme düşüyor. Melekler canını alıyorlar. Ve melekler onlara derler ki, fîmâ küntüm, sizin durumunuz neydi? Niye geldiniz? Niye bu cehenneme düştünüz? Cehenneme niye düşüyorsun? Kâlû künnâ müstedâfîne fil ard. Onlar da derler ki, biz yeryüzünde zayıftık, güçsüzlük, bizi ezdiler, kötülüğü yaptırdılar. Biz istemeden bize kötülüğü yaptırdılar. Onlarla beraber içtik, onlarla beraber fuhuş yaptık, onlarla beraber rüşvet aldık, onlarla beraber her türlü melaneti biz de yaptık. Bulaşıyor değil mi hepimize şimdi? Kötülük bulaşıyor evladımıza. Anasına bulaşmazsa kızına bulaşıyor, babaya bulaşmazsa oğluna bulaşıyor. Melekler soracak, niye cehenneme düştünüz siz? Biz eziliyorduk. Bize yaptırdılar günah. O zaman melekler diyecek ki, elem tekun ardullahi vasiyaten. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhaciru fiha. Oralara gitseydiniz ya. Niye kaldınız aynı yerde? Köyünden 80 sene dışarı çıkmayan. Mikrofonu kapattım, buradan bağırayım. Köyünden 80 sene dışarı çıkmayan, gıybet, dedikodu, iftira, her türlü melanetle baş başa 80 sene yaşayan amca. Mahallesinde kötü komşuyla 40 yıl beraber oturan, aynı işte 30 sene kötülerle beraber çalışan, aynı şehirde melanet olan o şehirde ömür boyu ömrünü tüketen, dünyanın kaç bin kilometre olduğunu biliyor musun? Çıksana dışarıya. Semtini değiştir. Mahalleni değiştir. E ben niye gideyim, o gitsin. Sen git. Hicrette bereket vardır. Allah kötü komşuyla seni, aslında sana diyor ki, oturma burada, oturma. Onunla kavga etme. Onun oraya gelmesi ya da orada olması sana bir ihtardır. Bu kötü komşu sana şunu söylüyor aslında Allah-u Teala. Burada senin oturacağın yer değil burası. Öyle bir mahalleye düşmüşsün ki o mahalle senin oturacağın mahalle değil azizim. Oturma orada. Git başka mahalleye. Güzel insanlar var. Samimi, ihlaslı insanlar var. Dürüst insanlar var. Çocuklar bile o sokakta oynarken her türlü melaneti yapıyor. Birbirine ne kadar küfür varsa yapıyorlar. Senin çocuğunu kapacaklar. Torununu mahvedecekler. Gelecek neslini kapacaklar elinden. Sen ne kadar düzgün olursan ol. Kızın, oğlun onlardan etkilenecek. Durma kötü yerde. Hicrette bereket var. Adımını at. Sırtına çantanı koy. Valizini topla. Git başka bir yerde otur. Başka bir şehre git. Şehir de müsait değil. Ülke de yanıyor. Orası da berbat. Başka bir ülkeye git. Allah'ın arzı geniş.
Yok, ben burada doğdum, burada öleceğim. Öyle bir kanun var mı? Akıl, ilim, irfan bunu gerektirmiyor. Allah bize yol gösteriyor. Yani doğrular, 9 köyden kovulursanız 10. köyü kurun diyor Allah. Bir araya gelin, güzel köyler kurun. Kötü yerde durmanın anlamı yok kardeşim. Şurada size ben bağırsam, çağırsam, her türlü affedersiniz, azarı vesaireyi, kötü sözü söylesem, niye duracaksın burada? Sonuna kadar dinlemek mecburiyetinde misin kardeşim? Dinlemezsin. Çeker gidersin değil mi? Ülke de öyle. Ülke de öyle. Elhamdülillah Müslüman memleketiz. Sadece kendimiz için konuşmuyorum. Başka yerlerde de zulüm gören kardeşlerimiz. Hicret ediyorsa iki sevap alıyor. İki tane faydası var. Bir, cehenneme düşmekten korunuyor. Meleklerin, zebanilerin bu sorusundan kurtuluyor. İki, rahat bir nefes alıyor azizim. Cadı kazanı gibidir bazı iş yerleri. Çalışırsınız orada, 3 sene, 5 sene geçmiştir. Her gün dedikodu. Her gün biri birinin ayağını kaydırıyor. Her gün orada bir türlü melanet ortaya çıkıyor. Çek git oradan. Bekleme orayı. Orada ben mücadele edeceğim. Ne mücadelesi? Kiminle edeceksin? Baktın yok. Mücadele edecek imkan da yok. Orayı terk et kardeşim. Git başka bir işe gir. O zaman ne kadar güzel bir dünya olduğunu göreceksin. Bir semtte bunaldınız, daraldınız, sıkıldınız. Her türlü kötülüğü gördünüz. Hadi eyvallah. Çek git kardeşim. Hicrette bereket var. Harekette bereket var. Onun için korkmayın. Adımınızı atarken acaba ben çıkıyorum aç mı kalırım demeyin. Bazılarının rızkı elma kurdu gibi yattığı yerden gelir. Ama bazılarının rızkı belki seninki de öyle. Belki dünyanın öbür tarafındadır. Bak bizim kardeşlerimiz var şimdi. Ta Avustralya'da çalışıyor. Amerika'da çalışıyor. Sibirya'da çalışıyor. Çin'de çalışıyor. Almanya'da çalışıyor. Fransa'da çalışıyor. Aç kalıyor mu? Kalmıyor. Oralardan da buralara gelenler var. Bakıyorsunuz Alman gelmiş. Efendim Ege'ye yerleşmiş. Rus gelmiş. Antalya'ya yerleşmiş. İngiliz gelmiş. Bilmem Bodrum'a yerleşmiş. Aç mı kalıyor? Daha ferah yaşıyor. Daha rahat yaşıyor. İki kültürü birleştirenler daha başarılı olur, daha kalkınma olur. Bugün dünya üzerinde en çok kalkınanlar Yahudilerdir. Çünkü dünyanın her tarafında Yahudi vardır. Ticaret onların elindedir. Altın onların elindedir. Borsa onların elindedir. Bankalar onların ellerindedir. Para onların elinde. Medya onların ellerindedir. Neden? Dünyanın her tarafında vardır çünkü. Allah bize iyi ki haccı emretmiş diyorum. İyi ki umreyi sünnet kılmış peygamberimiz. Yoksa bizim hacı amcamız hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmayacak vallahi. İlk defa çıkıyor. O da ilk defa çıktı belli oluyor zaten. Hanımıyla arka arkaya birbirinin eteğine tutarak böyle yürüyorlar haçlar. Trencilik oynar gibi. 30 kişi birbirini tutuyor. Her gün geliyor otelde kayboluyor. Otelin önünde otelini arıyor. Ne dil biliyor. Ne adres biliyor, ne sormasını biliyor, ne görgü biliyor. Neye? 80 sene köyünde yaşamış. İslam medeni dindir. Köyde de yaşasak, köyde şehirli kafasıyla yaşamak makbuldür. Köylü makbuldür ama köylü kafasıyla kalmayacaksınız. Köy kafası nedir? Bedevi kafasıdır. Yani sığırınla, İneğinle, öküzünle 80 sene meşgul olmuşum, başka hiçbir insanlık bilmiyorsun. Bu köy kafasıdır. Köyde de yaşasan kendini geliştireceksin. Şehir kafası olacak. İslam medenidir aziz kardeşlerim. Medeniyet kurmuş, şehir dinidir. Şehirli olacaksın. Şehirli bir yere bağlanıp kalmaz. Ticaretle uğraşır, basınla uğraşır, kültürle uğraşır, eğitimle uğraşır, insanlarla uğraşır. Dünyayla uğraşır. Şehir kafası Müslüman kafasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir medeniyet kurmuştur. İslam medeniyeti kurmuştur. Güçlü olacağız. Zayıf olmayacağız. El mu'minul kaviyyu hayrun minel mu'minid daifi.
güçlü Müslüman zayıf Müslümandan hayırlıdır. El yedül ulya hayrun minel yedü süfla, veren el alan elden üstündür. Zengin olacağız, güçlü olacağız. Fakir kınanmaz. Fakire söz söyleyemeyiz, başımızın tacı, yardım edeceğiz. Ama fakirlik kınanmıştır. Fakirliğe özenilmez. Kâdel fakru küfran. Fakirlik neredeyse küfür olacaktı. Fakirliği övemezsin. Ama fakiri översin. Tertemiz insan, pırıl pırıl. İffeti var, namusu var. Kimseye tenezzül etmiyor. Fakir, güzel fakir. Ama İslam'da fakirlik makbul, zenginlik aşağı, hayır. Veren el üstün, alan el değil. Güçlü mümin üstün, efendim zayıf mümin değil. Hayrun naz, men yenfaun naz. İnsanların en hayırlısı kimdir? İnsanlara daha çok faydası dokunandır. Suya sabuna dokunmamış adama melek gibi diyoruz, meleklere hakaret ediyoruz. Hiç faydası yok. Adam ölmüş gitmiş, ardından bir tane eseri yok. Ne bir hayırlı evladı var, ne bir kitabı var, ne bir çeşmesi var, ne bir okulu var, ne bir camisi var, ne bir başkasına faydası olmuş. Ölmüş gitmiş. Hayvan ondan, bitkiler ondan daha faydalı olmuş. Süt veriyor, yünüyle elbise oluyor. Ama o adamın hiç kimseye faydası olmadıysa çok yazık. Faydalı olacağız. Girdiğimiz yerde eserimiz, nefesimiz, duruşumuz belli olacak. Geldiğimizde bir yere iyi ki geldin dedirteceğiz, öyle yaşayacağız. Bir yerden çıktığımızda keşke gitmeseydi dedirteceğiz. Keşke ölmeseydi dedirteceğiz. Allah razı olsun dedirteceğiz. Tersi de var. Öldü de kurtulduk denilenler de var. Allah bizi güçlü eylesin, iyi eylesin, sağlam eylesin. Bu sağlam ve gücü bulabilmek için neresi müsaitse her yer bizim vatanımızdır. Bu şehir olmasa öbür şehir, o şehir olmasa. İstanbul, her şehirden insan var değil mi burada oturan? Allah rızkını veriyor mu? Veriyor. Suyunu veriyor mu? Veriyor. Köyünüzde kalsaydınız daha mı iyiydi? Hayır. Ben şahsen iyi ki köyümde kalmamışım. Köyümde hiçbir şey yok. Köyümde bir şey yok. Şehre gelmekle kötü mü ettik? Çok iyi ettik. Keşke daha önce gelseydi babamlar. Hep öyle diyorum. Buradan şunu kastediyorum. Köyde duranlara acıdığımdan değil. Köye de dönüş var şimdi tekrar. Bu şehrin bunaltıcı atmosferi, kirli havası, pahalılığı vesaire, tekrar köye dönüş var. Köyleri keşke şehir, küçük şehirler yapabilsin. Küçük kasabalar. Ayakkabın numaranla uğraşır köydeki senin. Şuradan girdi, buradan çıktı. Oğluydu, kızıydı. Duydunuz mu? Şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Niye? Neden bu kadar uğraşıyor? Akşama kadar boş oturuyor. Kadın küfeyi almış, gitmiş bağ bahçeye. Erkek kahvede bunları konuşuyor. Ya haset var. Niye var? İş yapanların dedikoduya vakti olmaz ki. İş yapamazsa adam dedikoduya vakti olur. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Alo hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aleyküm selam kardeşim. Hocam ben Bursa'dan arıyorum. Bir soru, iki tane sorum olacaktı size. Dinliyorum, buyurun. Şey hocam, babamın evine haram lokma giriyor. Amcam haram lokma getiriyor. Babam gelince bunu biliyor. Bildiği halde yiyorlar. Yani haram lokma babam gibi evde kaynıyor. Yani pişirip yiyorlar. Yani haram lokmayı babam gibi kendileri yiyorlar. Babam şu anda hasta. Acaba hastalıklarının sebebi bu olabilir mi? Evet, eskiden hanımlar beyler nişe vururlarken güle güle git. Allah bol hayırlı helal kazançlar versin. Ne olur bize haram getirme, haram yedirme. Biz cehennem ateşine razıyız. Haram yemeyelim yeter ki der. Cehenneme dayanamayız, bize haram lokma getirme derlermiş. Bilerek eşi de yemeyecek. Kızı da yemeyecek, çocuğu da yemeyecek. Senin lokman yenmez. Sormuyorum nereden getirdiğini, büyük bir günah, öyle anladım. Yaptığı şey pislik. Dolayısıyla amcan da getirse, dayın da getirse, biliyorsanız ki o
gelen şey tamamen oradandır, yenmez. Ama bir insanın kazancı içerisinde çok helal, normal helalden götürüyor ama haram bulaştırmış. Ona biz işte yemek verse vesaire ondan yeriz çünkü bile bile tamamen bir pislik içinden gelmiyor. Onun rızkı temizden geliyor. Bir yanlışı da var. Oradan da bir şey getirmiş. Onu araştırmayız. Ondan mı, şundan mı diye. Ha biliyor, kesin biliyorsak oradan geliyor, kötü yerden geliyor, onu da almayız. Size verilen bağışı da, yardımı da biliyorsanız kötü yerden geldiğini almayacaksınız, alamazsınız. Fakirler için söylüyorum veya muhtaç için veya bir vakıf dernek için söylüyorum. Adam çalmış, çırpmış, gelmiş sana bağış yapıyor. İstemiyorum seni. Alınmaz senin para. Biliyorsa, bilemezse bir şey yok. Bir sorun daha vardı herhalde. Alo. Peki düştü. Hayırlı geceler. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Alo. Hayırlı iftarlar. Sağ olun. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı hocam. Dinliyorum efendim. Ben telefonuma Kur'an-ı Kerim'i indirdim. Bunu abdestli veya abdestsiz ben tutuyorum. Tutarken de sıkıntı oluyor. Bir mahsuru var mı? Oradaki Kur'an-ı Kerim ses olarak yüklü. Okunmadığı evet. Zaman Kur'an hükmünde değil, Musaf hükmünde değil. Yani bir kitap gibi değil. Kitap olsa doğru. Ama o açılmadığı zaman Kur'an olmuyor. Aynen şöyle. Yani bir sandık kutunun içerisindeki Kur'an'ı, kutuyu tutabilir miyiz? Tutarız. Telefonu da tutarız. İçinde Kur'an yüklü ama açtığın zaman Kur'an oluyor. Onu da zaten abdestsiz dinleme caizdir. Evet. Dinleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Yani teşekkürler. Telefonlarımızda Kur'an olsun. Hadisler olsun, güzel sözler olsun. Şimdi sırf oyun yüklüyorlar, bilmem ne, kötü şeylerden. Çoluk çocuk onlarla uğraşıyor. Sen de Kur'an dinliyorsun, ne güzel yapmış, tebrik ederiz. Ama onların da telifi varsa onlara dikkat etmek lazım. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun kardeşim. Hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun. Hocam ben sizden diyeceğim, 86-87 yaşında annem var. 87. Yaşlı. Abim bakıyordu. Evet. Maaşını da devamlı hep o alıyordu. Şimdi işte hani yaşlandı. Yaşlandıktan sonra da hiçbir çocuğu ben bakmam diyorlar. Tamam. O da artık bunaldı. Hani ne olur beni götür yanına diyor bana. Ben de tamam anne yazın alırım seni falan dedim. Şimdi eşim taraftar olmuyor hocam. Neden? Yok ben bakamam. Niye ben bakıyormuşum? Diğer kardeşlerin abilerim var. Onlar baksınlar. Herkes birbirine böyle derse anne ortada kalacak. Aynen hocam. Aynen hocam. Şimdi bu sefer de bana diyor ya sen, ya annen ya ben. İkisinden biri. Onun annesi yaşıyor mu? Hayır hocam. Yaşamıyor. Annesi de babası da yaşamıyor. Peki senin annen peki, olsaydı. Ben duyuyor hocam. Senin annen olsaydı ne yapardık diyeceksin. Dedin mi? Söyledim. Ne diyor? Muhakkak birinden biri bakardı. Ortada kalacak hali yoktu. Ha, tamam ortada kalırsa o zaman bize farz olur. Bak. O bakmadı, o bakmadı, ortada kaldı. O zaman evet, hepsine hocam. Günah olur. Kim evet, kim alırsa sevabı da o alır. Sizin elinize böyle bir fırsat geçmiş. Keşke bunu o fırsatı... Bunu anlatamıyorum hocam, bunu anlatamıyorum işte, anlamıyor. Evet. Ya o ya ben zaten erkek için çok çirkin bir şey. Ya o ya ben, ne demek ya abi? İkisi birden olmuyor mu? Anne de evet. Gelse. Anne dört çocuğa bakıyor, dört çocuk anneye bakamıyor. Görüyor aynen musun? Hocam, dünyanın doğru. Hali bu. Onun için anneler, babalar... Paranız varsa hepsini çocuklarınıza vermeyin. Eviniz varsa onların üzerine gülme. Çok doğru söylüyorum. Yani gülünecek değil. Çok acı hikayeler var. Oğlu anasına yalvara getirdi. Ana dedi evini sat dedi. Ben sana dedi buradan bir daire alacağım dedi. Anasına evini sattırdı. Olmuş bakın biliyorum. Benim televizyondan anacığım. Televizyon annemle. Annemler var böyle. Oğlum olur musun diyenler var ya bana. Ben onlara görüştüğüm, konuştuğum insanlar var. Evinin parasını yedikten sonra annesini tekrar şehrin dışına attı, sokağa attı. Anne sattığı eve kiracı olarak oturdu. Oğlu hiç bakmıyor. Şimdi vermeyin. Çocuklarınıza her şeyi vermeyin. Hele zamane gençliği var ya. Siz de sürekli biz de hep para konuştuğumuz için onlar her şeyi para zannediyorlar. Seni parası için satar. Bu ibretlik hadiseleri unutmayın. Benim oğlum kızım yapmaz demeyin. Hiç belli olmaz. Oğlun yapmaz da. Bazen kız gelin gelir, o fitler. Akrabalardan biri fitler.
Sen çok dolusun sen. Seninle görüşelim sonra inşallah. Oğlan var mı? Oğlan kız var mı? Oo. Dolu, dertli dertli. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Ben de bir an önce gece olsun diyorum yani. Demek acıktık. Bir de şey var. Alo. Yorgunluk var, hastalık var. İnşallah dua edin, şifa versin Rabbim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. Buyurun efendim. Benim bir sorum olacak. Dinliyorum. Benim eşim çok fazla alkol alıyor. Alkol aldığı zaman da dayak, şiddet, hakaret devam ediyor. Aynı zamanda kadınlara karşı, yaş farkı hiç fark etmiyor, kadınlara karşı aşırı bir zaafı var. Benim 1,5 yaşında oğlum var. Eşimi eve nasıl bağlayabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Kaç yaşında eşiniz? Eşim 42 yaşında. 42 yaşında. İşi gücüne, mesleği var mı? İşi var mı yani? Var. Gece sektöründe çalışıyor. Alkollü ortamda. Tamam. Tam bugün benim anlattığım bir konu. O melanet yerden çıkaracaksın. Gerekirse sen çalışacaksın. Kocanı kurtaracaksın. Çıkmıyor hocam. Çünkü elinde başka mesleği yok. Daha önce oğlum da aldım. Ailemin ya, yanına gittim. Giderim pazarda limon satarım ya. Eskiden 6 limon ay ayrı para getirir de. Evet. Hani düzeldi dedi, değiştim dedi ama eve geldikten sonra şimdi, yine aynı şeyler. O şimdi razı, orada çalışmıyor o zaman. Seviyor. Evet, seviyor hocam. Seviyor. Onu kurtaracaksın. Onu işleyeceksin inşallah. Bir de güzel meclislere girmesini sağlayacaksın. İçki içmeyen, işte böyle efendim zararlı maddeler kullanmayan bölgelerde güzel insanlar var. Efendim cami cemaati, kitap okuyan, sohbet eden, onlara böyle takılsın, onlardan arkadaş edinin, onlara gidip gelin, aileden, akrabadan böyle insanlar vardır. Gün görmüş insanlarla yavaş yavaş. Bir günde olmaz ama bir gün olur, uğraşacağız. İnsan hemen bozulmaz, hemen de düzelmez. Hastalık gibi, biraz onun altyapısı var. Yavaş yavaş inşallah. Bazen bir doğruyu söyletmek, yapmak için 5-10 sene de beklememiz gerekiyor. Allah kurtarsın. Şiddet uyguluyor dedin herhalde değil mi arada? Hocam şiddet de var. Ve hani genelde gece alkolü geldiği için oğlum da uykudan korkarak uyanıyor. Artık hani yaşı küçük ama o refleksleri alabiliyor, sinirleniyor. Tamam. O zaman kafasını falan duvara vuruyor oğlum. Mesela etkileniyor. Yani mücadelene başla, mücadele yap. Yardım al. Yani kurumlar var, sizlere sahip çıkacak devletin kurumları var. Akrabalarınızdan insanlar yoksa devlete müracaat edin. Çocuk da var. Ona zarar geliyor. Bu yolları da söyle kendisine. Ayık olduğu zaman. Allah kurtarsın. Önce çocuğunu ve kendini kurtar kardeşim. Rabbim kolaylık versin. Kolay değil. Kötü alışkanlıkları terk etmek çok zor. Onun için alışmamak lazım. Sigaraya, alkole, kumara alıştığı zaman affedersiniz. Çoluk çocuk hiçbir şey gözü görmez. Hepsini satar. Gider o pisliği yapar. Alışan insanlar. Hele o uyuşturucu var ya, uyuşturucu. Liselere kadar indi, ortaokullara kadar indi maalesef. Maalesef. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocam ben sizi aramıştım. Ben demiştim ki benim babamı ben 24 sene önce kaybettim. 24 sene önce kaybettiğimde benim erkek kardeşim bir bıçaklanmıştı. Arkadaş kurbanı olmuştu. Benim annem 7 kız 1 oğlan 8 kardeşi. Erkek kardeşime düşkünlüğü daha artmıştı. Erkek kardeşimi evlendirdim. Ben evlenmedim. Ailem için. Erkek kardeşimi evlendirdim. Evin üstüne yaptırdım. Onu yerleştirdim. İki de çocuğu oldu. Dünyalar Tatlısı'ndaki kız yeğenim oldu. Evet. Benim iki de yeğenim var. Siz hatırladım ben sizi Adana'dan deyince. Adana'dan aradım maşallah, hocam. Maşallah ikinci kez düşürdünüz yani Ramazan'da. Allah razı olsun ha. Hocam gerçekten öyle oldu. Şimdi benim iki yeğenim de benim eniştem kız kardeşimin üzerine kabul size getirdim. Size verdiğim cevabı da hatırlıyorum yalnız. Allah razı olsun hocam. Evet. Benim kız kardeşimin üzerine eniştem bir kadın getirmişti. Ben onları ayırdım. Avukat. Ayırdım hocam. İki tane erkek yeğenim bize
Biri 2 aylıktı, biri 2 yaşındaydı geldiğinde. Evet. Şimdi benim yeğenlerim maşallah büyüdüler. Koca delikanlı oldular. Ben de hani artık bundan sonraki zamanımı diyorum yeğenlerime. Artık onları evlendireceğim. Bu yeğenleriniz söylediğiniz o hayırsız kocası. Hayırsız abin kardeşinizden. Hayırsız kardeşimden değil. Bu eniştemden, bacımdan olan. Ha, bacınızdan. Ayırdım dedim ya ben. He. Onlara şimdi onları bakıp büyütmek, onları evlendirmek benim boynumun borcu. Bana farz. Çünkü ben eğer bacımı ayırdıysam, eğer ben o 2 yeğenimi sorumluluğunu aldıysam, önemli olan o sorumluluğu alıp baştan atmak değil. Onları evlendirip yurt yuva sahibi et. Kaç yaşında bunlar? 28 yaşında, birisi 30 yaşında. İşleri olacak. İşleri var. İşi var ama geçici, böyle pek sağlam ellerinde bir işleri yok. Tamam. Ben de onları evlendirip yurt yuva sahibi etmek istiyorum. Elimden geldiği kadar kıdım kıdım kenara koymak istiyorum. Peki. Kardeşime yine yardım edeyim mi? Annem beddua ediyor diyorsun. Onu anladım değil mi? Telefon düştü mü? Aynı cevap. Yine şöyle, yeğenlerine yine yapsın ama kardeşi ihmal etmesin. Annesi beddua ediyor. Bu kardeşine de yardım et diyor. Onlar yeğenin daha uzak kardeş. O da bana emanet diyor. Yani bu kardeşe yardım et derken yeğenlere etme anlamında değil. Ben cevabımı iyi hatırlıyorum. Önce kardeş, önce yakınlarımızdan başlayacağız. Yani kardeş, anamızdan, babamızdan, kardeşimizden. Bir insan kime bakmakla mecburdur? Annesine, babasına, evladına, dedesine, ninesine, torunlarına, elinin altındaysa, muhtaçsa. Kardeş kardeşe muhtaç değilse bakmak zorunda değil. O ayrı bir ev kurmuş. Ama buna rağmen yeğen daha uzak. O zaman önce kardeş, sonra da yeğen. Burada imkanı olan bir kardeşimiz, çok akıllı, hakikaten gayretli bir hanımefendi. Ben çok iyi hatırlıyorum cevabı. İki yılın annesine aday edelim falan diye konuşmuştum. Ramazan'ın başında aradı. Dolayısıyla ikisini de ihmal etmesin. Annenin bedduasını almasın. Anneyle kötü olacak, kardeşle kötü olacak. Sorusu olan kardeşlerimiz varmış. Gelsinler bakalım. Hoş geldiniz. Şöyle sağıma gel. Hoş geldin. Merhaba. Ver bana mikrofonu, ver. Gel bakayım yanıma. Şöyle. Siz şöyle durun. Şöyle durun. Tamam. İsmin neydi? Cihan. Cihan, sor bakayım. Ne sorun var herhalde? Hocam, bazen hocam niyetliyken yüzümüzü hocam yıkıyoruz. Bazen hocam ben millete de sordum. Bana diyorlar ki hocam orucum bozulur. Bozulur mu hocam? Yüzünü yıkarken. Evet. Yüzünü yıkarken böyle su çekiyor mu içine? Yok hocam, çekmiyorum. Çekmiyorsan bozulmaz. Bazıları yapar öyle değil mi? Çaktırmadan. Evet hocam. Ha, bozulmaz oruç. Yüz, tamam, yalnız sürekli suyun içine girmek de doğru değil. Hani oruç çabuk geçsin, rahat geçsin diye. Ama ihtiyaç olduğu zaman abdest alıyoruz. Yüzümüzü yıkarız. Bir de buradan alalım sorumuzu. Hanım kızımız. İsmin ne? Duru. 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 Evet, Duru, sor bakalım. Duru ne demek? Temiz. Değil mi? Arı Duru. Kapalıyken açık olmak günah mı? Neyi kapalıyken açık olmak? Kapalıyken açık olmak. Yani örtülmüş. Kadınları mı soruyorsun? Tesettüre girmiş. Sonra açılmış mı? Dışarıda kapanır, örtünür, evin içinde açılır. Günah olmaz. Ama dışarıda tesettürlüyken sonradan ya bu şunu da çıkarayım, bunu da çıkarayım falan diye açılmışsa günah girer tabii. Onu mu sordun? He, onu sordun. Sen de inşallah tesettüre gireceksin büyüyünce değil mi? Tamam. Karne nasıl? Güzel. Güzel mi? Tebrik ederim. Gel bakalım. Gel bakalım. Hacım, ne haber? İyilik Umre'ye hocam. Gittin mi? Yok. Gitme, gidersin inşallah. Amin. Söyle bakalım, ne soruyorsun? Hocam, namazdayken, ayaktayken, saçımız gözümüze geldiğinde, elimizle yana taradığımızda namazımız bozulur mu? Şu takkeyi çıkarıp bir yap bakayım şöyle bir daha. Nasıl yapacağız? Namazdayken böyle. Önümüze geldi. Geldi. Böyle yaparsın. Heh, takkesini takalım tekrar, yakışmış çünkü. Çok güzel. Çok da yakışıklı. Elbiseyle, saçla başla çok fazla oynamayacağız ama rahatsız eden bir şey varsa, saçımız falan, onu hafiften düzeltiriz bizi tamamen rahatsız edecekse. Yoksa namaza durduktan sonra elbise şundan bundan, ben ne diyorum biliyor musun, benim sözümü hatırlıyor musun?
Araplar kaşınmak için, Türkler düşünmek için namaza duruyor. Duymuştum. Evet. Her tarafını kaşıyorlar. O doğru değil. Evet, soru sola. Gel bakalım. Hocam. Sen şarkı söyleyecek gibi duruyorsun sanki böyle. Şöyle dön. Heh, söyle. Hocam, tam bir gün oruç tutmak isteyen bir kadın. Oruç yani şey yarım gününde bitirmiş. Bir saat daha dayanamamış yemek. Oruç yarısı... Yarısı kabul olur mu? Orucun yarısı. Yarıda yemiş diyor. Orucun yarısı yok. Tam o bir saate kadar bekleyecek. Evet çocuklar, gelin bakalım şöyle geriye. Geriye. Hep beraber. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Şöyle gelin. Şöyle. Hadi bakalım şöyle. Sağlı sollu. Buraya önde kimse durmayacak. Orada durmayacak. Oraya geçme. Sola. Sola. Sağa. Geriye. Biraz daha geriye çocuklar. Hadi bakalım. Sola sağa, sola ve sağa. Geriye. Çocuklar gelin böyle. Geriye. Biraz daha geri. Biraz daha. Çocuklar geri çıkın. Siz de. Geriye. Siz de. Çocuklar bu tarafa. Bu tarafa. Yok. Şuraya oturtur oraya. Şuraya oturtur. Tamam. Tamam. Sen de gel. Şurada otur. Koltukta otursun onlar. Tamam. Oturmayacağım. Yanımda duracak. Peki. Hadi dönüyoruz. Dua edeceğiz. Tamam mıyız çocuklar? Hadi bakalım. Amin. Elhamdülillah. Ya Rabbi, biz senin kulunuz. Sen bizim Rabbimizsin. Sana inandık, sana güvendik, sana sığındık. Ellerimizi sana açtık. Katından rahmet diliyoruz, af diliyoruz, mağfiret diliyoruz. Anamızı, babamızı, tüm müminleri ve bizleri bağışla Allah'ım. Amin. Ya Rabbi bize dayanma gücü ver. Amin. Memleketimize bolluk ver. Amin. Birlik ver. Amin. Kardeşlik ver. Amin. İlmimizi ziyade eyle. Amin. Rızkımızı bol eyle. Amin. Duamızı müstecab eyle. Amin. Ya Rabbi düşmanlara fırsat verme. Amin. Kötülere fırsat verme. Amin. Birbirini sevenlerden eyle. Amin. Aramızda muhabbeti ziyade eyle. Amin. Evlerimize, yuvalarımıza huzur ver Allah'ım. Amin. Yetimin benzi solmasın. Amin. Fakir fukara aç kalmasın. Amin. Dünyada kadınlar, çocuklar ağlamasın. Amin. Masum insanlar öldürülmesin. Amin. Ya Rabbi katilden, her türlü günahlardan neslimizi muhafaza eyle. Her türlü şeytanın tuzaklarından gençlerimizi muhafaza eyle. Amin. Neslimizi, gençlerimizi imanlı eyle. Amin. Vatan sevgisiyle mücehhez eyle. Amin. Ya Rabbi kötülere fırsat verme. Amin. Hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Amin. Zorda olanlara kolaylık ihsan eyle. Amin. Tüm şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarını şad eyle. Vatanı milleti için çalışanlara yardım eyle. Amin. Allah'ım dualarımızı makbul eyle. Amin. Ramazanın bereketinden üzerimize sağanak sağanak yağdır ya Rabbi. Amin. Başı rahmet olan günleri geçirdik. Ortası mağfiret olan günlerdeyiz. Affettiğin kullar arasına dahil eyle ya Rab. Amin. Kadir gecesine ermeyi nasip eyle. Amin. Allah'ım bizi Ramazan bayramına eriştir. Birbirini sevmeyi, sıla-i rahim yapmayı nasip eyle. Amin. Dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Amin. Bilgimizi ziyade eyle. Amin. İlmimizi, irfanımızı artır. Amin. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Amin.